Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize tekrardan merhaba. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmak benim için gerçekten mutluluk verici. Şimdi biliyorsunuz şu an hala var olan pandemi süreci devam etmekte. Bu süreç devam ettiği için yeni eğitim öğretim yılımızda açılırken geçen seneye göre tabii ki doğal olarak farklılıklar var. Biliyorsunuz şu an planlanan hem yüz yüze eğitim hem uzaktan eğitim tasarlanıyor. Bu sürece başlarken ben de yine sizlerle bazı dersleri hazırlayarak sizlere destek olmayı amaçladım. Bugünkü başlangıcımı da matematikle yapmak istiyorum. Şimdi bugünkü işleyeceğim konu çocuklar matematikten doğal sayılar. Bu konu hem 4. sınıfların ilk ünitesi aynı zamanda 5. sınıfların ilk ünitesi. Tabii ki alt başlıklarında farklılıklar var. Ama giriş kısmı hemen hemen aynı olduğu için bugün 4-5'ler için ortak bir ders girişi planladım diyelim. Tabii ki bundan sonraki derslerde 4'leri ve 5'leri ayıracağım. O şekilde devam edeceğiz. Ama bugün temelinden başlarken 2 sınıf aynı videoyu takip edebilirsiniz. Şimdi hazırsak doğal sayılara hemen girişimizi yapalım. Doğal sayılara baktığımız zaman önce karşımıza bir rakam sözcüğü çıkıyor. Rakamın ne olduğunu bildiğinizi biliyorum. Ama yine bir tekrar yapalım. Sayıları göstermek için kullandığımız sembollere biz ne diyoruz? Rakam diyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben buna benzetirim bunu. Mesela biz alfabedeki harfleri kullanarak ne yapıyoruz? Onlarla ilgili sözcükler, cümleler onlarla kurabiliyoruz değil mi? Rakamlar da bu şekilde bu rakamları kullanarak istediğimiz kadar sayı oluşturabiliyoruz. Peki kaç taneymiş bu rakamlar? Tabii ki söylediniz 10 tane rakam eminim bunu zaten biliyoruz. Ama birlikte bir sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0'dan 9'a kadar toplam 10 tane rakamımız var çocuklarım. Biz bu rakamları aynı zamanda, biraz sonra dersin devamında söyleyeceğim ama şimdi değinmek istiyorum. Bu rakamlar aynı zamanda bir basamaklı doğal sayılar çocuklar. Tek bir basamaklı. Burada bir de şu uyarıyı yapmak isterim. Öğrenci bazen der ki şu en sondaki rakam 9 olduğu için kaç tane rakam var dediğimizde 9 rakam diye cevap verir. Tabii ki bu yanlış çünkü 10 tane. Ya da şöyle bir hata bazen olabiliyor. İşte 10'a kadarmış gibi geliyor rakamlar 10 tane deyince. Sanki birden 10'a kadar bu şekilde değil. Buna dikkat edelim. 10 da tiyosunu şimdiden vereyim. Bakın 10 iki basamaklı bir sayı. Halbuki biz ne dedik? Rakamlar bir basamaklı doğal sayılar aynı zamanda. Şimdi doğal sayılara gelelim. Tanıma bir bakalım. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara biz ne diyormuşuz? Doğal sayı diyoruz. Sıfırdan başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor. Şu nokta nokta burada devamının geldiğini ifade ediyor. Hemen sayma sayılarına da bakalım. Sayma sayıları da nereden başlıyormuş? Birden başlayıp yine sonsuza kadar devam ediyor. O da 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eder. Şimdi arada bir fark var tabii ki. Sayma sayılarını şu şekilde kodlayabilirsiniz. Ne diyor? Adı üstünde zaten sayma sayısı. Mesela bir oyun oynayacağız. Örneğin saklambaç oynayacağız. Ebe olup da yuman kişi ne yapar? Ne deriz ona? İşte 20'ye kadar say, 10'a kadar say deriz değil mi? Say diyoruz bakın. Sayma sayılar ve arkadaşımız nasıl saymaya başlar? İşte 1, 2, 3 diye sırayla saymaya başlar. Sayma sayılarının birden başladığını unutmuyoruz. Doğal sayılar da sıfırdan. Peki öğretmenim ikisi çok benzemiyor mu? Evet benziyor. Aralarındaki tek fark nedir çocuklar? Şuradaki sıfır. Doğal sayılarda var olan bu sıfır bakın sayma sayılarında yok. Onun dışında bütün sayılar aynı. Peki şöyle bir soru gelebilir yani bize. Doğal sayılarla sayma sayıların arasında hangisi farklı bir rakam gibi bir soru gelirse biliyoruz ki tek fark aralarında sıfır olması. Şimdi rakamlara geri dönelim. Rakamları biz aynı zamanda biliyorsunuz 10 tane olan bu rakamları ikiye ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Tek ve çift rakamlar olarak. 5 tanesi tek rakam, 5 tanesi çift rakam. Bunları da bildiğinizi biliyorum. Hemen çift rakamlarla başlayalım. Şöyle bir farklı renk alayım. Çift olanlar kimlerdi? 0, 2, 4, 6, 8 değil mi? Şunları şöyle Ç de diyelim. Bunları tekrar birazdan detaylı isimlendireceğiz. Geriye kalan 1, 3, 5, 7 ve 9 da bizim tek rakamlarımızdı değil mi çocuklar? Bunu niye hatırlattık? Çünkü birazdan sayılarla da ilgili tek sayılar, çift sayılar konusuna bakacağız. Bunu kaçırmamak için tekrarlayalım. 0, 2, 4, 6, 8 çift rakamlarımız. 1, 3, 5, 7, 9 da tek rakamlarımız. Şimdi bunları silelim. Birkaç şey daha yazacağım. Devam edelim. Evet bakalım şimdi tek sayıları biz nasıl belirliyoruz, nasıl buluyoruz? Biz tek rakamlar için ne dedik? Kimlerdi? 1, 3, 5, 7, 9 değil mi? Bunlar bu 5 tane bizim tek rakamlarımız. Şimdi eğer bir sayının birler basamağında 1, 3, 5, 7 veya 9 varsa
biz bu sayının tek olduğuna karar veriyoruz. Hemen bakalım. Birler basamağı için tabii ki en sağdan başladığımızda ilk baştaki basamaktır, değil mi? Şöyle çiziyorum. Şimdi birler basamağına bakıyorum. Veya bunu daire içine de alabilirsiniz. Size hangisi kolay gelirse. 3'e bakıyorum. Birler basamağında 3 rakam var, değil mi? Bu bir tek rakam mıydı? Evet. Öyleyse 23 sayısı da demektir ki tek. Şuraya bakalım. Birler basamağındaki rakam kaç? 1. Bir tek bir rakam mıydı? Evet. Öyleyse bu da bir tek sayı. Şöyle tek de diyebiliriz şimdilik. 85'in birler basamağında 5 rakamı var. 5 rakamı nasıl bir rakam? Tabii ki tektir. 69'un birler basamağında 9 olduğu için tabii ki tektir. 15'in birler basamağı 5 olduğu için tek. 267'nin birler basamağında 7 rakam olduğu için bu da tek. 3 zaten bir basamaklı bir sayı ve aynı zamanda rakam biliyorsunuz. O da tek diyebiliriz. Hemen geçtik çift sayılara. Bir sayının çift olması için neye ihtiyacım var? Birler basamağının 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekiyor. Yine birler basamağı en sağdan ilk birinci basamağımız dedik. Çiziyoruz altında. 74'te birler basamağında 4 rakamı var. Öyleyse bu sayı için çift diyebilirim. 18'in birler basamağında 8 olduğu için, bu da çift bir rakam olduğu için buna da çift diyorum. Şöyle yazalım. 22'nin birler basamağında 2 rakam olduğu için bu da çift diyorum. 40'ın birler basamağında 0 olduğu için bu da bir çift rakam. Çift diyorum. 126'nın birler basamağında 6 rakam olduğu için bu da çifttir. Ve 594'ün birler basamağında 4 olduğu için bu da çifttir diyorum. Öyleyse bunu yapmakta bir sıkıntı yok. Kolay olacağını düşünüyorum sizin için. Hemen şuraya bakalım. Tek mi çift mi diye bir başlık attım şuraya. Bunu isterseniz burada videoyu mesela durdurabilirsiniz. Bunları yazarsınız. Şu tek mi çift mi işimi ben yapacağım ama önce isterseniz siz yapın. Sonra buradan kontrol de edebilirsiniz. Basit bir çalışma sizin için biliyorum. Ama yazarsak bu aktiviteyi birazcık güçlendirmiş olabiliriz. Hemen bakalım 37'nin birler basamağını çiziyorum. 7 tek mi çift mi? Eminim söylediniz tek. 48'in birler basamağında 8 var. Tabii ki 8 çift bir rakam. 29'un birler basamağında 9 var. Tabii ki tek bir rakam değil mi? 80'in birler basamağında 0 var. Bakıyorum 0 neredeydi? Ha evet çiftti. Buraya Ç harfi yazıyorum. Çift de yazabilirsiniz. 214'ün birler basamağında 4 olduğu için o da bir çift rakam. 158'in birler basamağında 8 olduğu için 8 de çift olduğu için 158 çift bir sayı diyorum. 61'in birler basamağında özür dilerim. 1 olduğu için bu da tabii ki bir tek rakam olduğu için 61'de bir tek sayı diyorum. 112'nin birler basamağında 2 olduğu için bu da çift bir rakam. 667'nin birler basamağında 7 olduğu için bu da bir tek sayıdır. 401'inde birler basamağında 1 olduğu için bu da bir tek sayıdır diyorum. Şimdi bunları kontrol yaptıysanız doğru yaptığınızı da eminim. Son bir hatırlatma yapalım. Rakamlar 10 tane 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları iki gruba ayırdık. 1, 3, 5, 7, 9 tek rakamlar. Çift rakamlar 0, 2, 4, 6, 8. Biz bize verilen herhangi bir sayının ister 2 basamaklı, ister 3 basamak, ister 4 basamaklı olsun tek mi çift mi olduğunu bulmak için nereye bakıyoruz? Birler basamağına. Birler basamağı benim sayımın en sağındaki ilk basamaktır. Burası eğer tekse sayı tek sayıdır. Eğer burası çiftse sayı çift sayıdır. Şimdi bunu da silelim. Son 1-2 örnek soru yazacağım. Sonra dersimizi bitirelim. Sorularımıza bakalım çocuklar. Birinci soru en büyük rakam ile. Şimdi problem şeklinde ya da düz yazı şeklinde verilen sorularda adım adım gitmekte her zaman fayda var. En büyük rakam ile dediğinde duruyorum. En büyük rakamımız kaçtı çocuklar? Eminim söylediniz. Tabii ki 9'du. 0'dan 9'a kadar da rakamlar biliyorsunuz. Ne diyor? En küçük rakamın. Yine durdum. En küçük rakam kimdi? Tabii ki 0. Ne istemiş benden? İkisinin çarpımı. En büyük rakam 9 ise en küçük de 0. İkisinin çarpımı 9 kere 0. Çarpmaları hatırladığınızı düşünüyorum. Tabii ki 0. 0 çünkü çarpmada Newton elemanda. Hemen ikinci soruya bakalım. Çift rakamların toplamı kaç eder diyor. Şimdi çift rakamlar kimlerdi çocuklar? Hemen yazalım. 0, 2, 4, 6, 8 değil mi? Ne istedi benden? Bu çift rakamların toplamını. Öyleyse şunların arasında hemen birer artı işareti koyayım. Toplamını yapalım. Şöyle kolay yoldan yapıyorum. 6, 4 daha 10 ettiğini biliyorum. 8, 2 daha da 10 ettiğini biliyorum. Öyleyse 0'ın da bir etkisi olmayacağı için cevabım kaç olacak? 20. Demek ki çift rakamların toplamı 20 ediyormuş. Hemen 3. soruya bakalım. En küçük sayma sayısı ile yine duruyorum.
En küçük sayma sayısı kimdi? Hani saklambaç oynarken nereden başlıyorduk? Söylediniz eminim. 1. Bakalım devamında sorumun ne istiyor? En büyük rakamın toplamı. Şimdi en küçük sayma sayısı için biz 1 dedik. Ve kimi söyledi? En büyük rakam. En büyük rakam kimdi çocuklar? Az önce de bunun bahsi geçmişti. Tabii ki 9. Neyini istedi bu ikisinin? Bu ikisinin bakıyorum. Benden toplamını istemiş. Öyleyse 9 artı 1 eşittir 10. Demek ki en küçük sayma sayısı ile en büyük rakamın toplamı 10 edermiş. 4. soruya bakalım. 2 basamaklı en büyük sayı ile. Yine duruyorum burada. Şimdi benden ne istemiş? 2 basamaklı en büyük sayı. Bu tür sorularda mesela 2 basamaklı, 3 basamaklı deyip de sayıyı vermediğinde önce şunu yapıyoruz çocuklar. Kaç tane diyorsa, kaç basamaklı diyorsa daha doğrusu o kadar çizgi çiziyoruz. Şimdi 2 basamaklı dediği için şuraya 1, 2 tane çizgi oluşturuyorum. Devam ediyorum. Ne diyor? En büyük sayı. Şimdi ben burada yazacağım basamaklara öyle bir rakam yazayım ki en büyük olsun. Bunun için neyi kullanmalıyım? Eminim siz de söylediniz. Tabii ki en büyük rakam olan 9'u kullanayım değil mi? İkisini de yazdığımda 99. Demek ki 99 2 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi devamına bakıyorum. 1 basamaklı en büyük sayı. 1 basamaklı dediği için ne yapıyorum bu defa? Tek bir çizgi çiziyorum. En büyük, tabii ki 1 basama yazabileceğim rakam yine kim? 9. Peki sonra ne istedi benden? Hemen bakıyorum. Farkı. Fark demek bizim için ne demekti çocuklar? Eminim hatırladınız. Tabii ki çıkarma işlemi. Öyleyse benden ne yapmamı ister? 2 basamaklı en büyük sayı yani 99'dan 1 basamaklı en büyük sayıyı yani 9'u çıkarmamı istiyor. Şuraya hemen yapalım. 99'dan 9 çıksın. Tabii ki ne olacak? Cevabım 90 olacak. 1-2 tane de sözlü yazıp bitiriyorum dersi. Şimdi son olarak şunu eklemek istedim. Çocuklar az önceki problemde hani dedim ya 2 basamaklı en büyük sayı ve en küçük sayı. Bu sözel ifadeleri oluştururken bunun basit ve pratik bir yolu var. Daha kolay bulmanız için az önce gösterdiğim gibi birkaç örnek yazdım size. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen bakalım. 2 basamaklı. Şimdi basamak sayısını verirken de biz ne yapalım dedik? 2 tane çizgi çizelim. 1, 2 çizgi. Şimdi en küçük sayı, bu sayıyı kısalttım burada tahtam sığmayacağı için. En küçük sayı kim olur? Şimdi biz en küçük sayıyı yazmak için en küçük rakamları kullanmamız lazım değil mi? En küçük rakamım neydi benim? 0. Peki ben buraya 0 yazdım, şuraya da 0 yazdım. En küçük olduğu için. Peki bu 2 basamaklı bir sayı oldu mu? Hayır, olmadı. Buradaki ifade 0 demek. Aslında o yine 1 basamaklı en küçük rakam oldu. Benim bunu 2 basamaklı yapabilmem için onlar basamağına 0 yerine 0'dan sonra diğer en küçük rakam kimdi? Tabii ki 1. Buraya 1'i yazmam gerekir. O zaman şimdi bakıyorum. 2 basamaklı en küçük sayım 10 mu? Evet. 10'dan 1 geri gittiğimde kaç olduğunu biliyorum. 9. Zaten daha küçüğü demek ki kontrol ettiğimde de olmadığını görüyorum. Peki 2 basamaklı en büyük sayı diyoruz. Yine 2 basamak çiziyorum. 1, 2. En büyük olması için tabii ki en büyük rakamı kullanıyorum. Her 2 basamağı da en büyük rakamı yazdığımda 99 benim 2 basamaklı en büyük rakam olduğunu görüyorum. 3 basamaklı en küçük diyor. 3 basamak için 1, 2, 3 basamağı çiziyorum. En küçük olması için biz az önce ne yaptık? En büyük basamağa 1'i koyup diğer basamaklara sıfırları yerleştirdim. Böylece ne gördüm? 3 basamaklı en küçük sayı demek ki 100'müş. Diğerine bakalım. 3 basamaklı en büyük sayı. Yine 3 basamak çizmem gerekiyor. 1, 2, 3. En büyük olması için ne kullanmıştık az önce? 9, 9, 9. Bütün basamaklara 9'u yerleştirilme sayının 999 olduğunu görüyorum. Buna bakalım. 4 basamaklı en küçük doğal sayı soruyor bana. 4 basamak için 1, 2, 3, 4 çiziyorum. En küçük olması için ne yapıyordum? En büyük olan basamağa 1'i yerleştirdikten sonra yanına 0 rakamlarını yerleştiriyordum. Bu da ne oldu? 1000. Yine bakıyorum. 4 basamaklı 1, 2, 3, 4 en büyük diyor. En büyük için biz hangi rakamı kullandık? 9, 9, 9, 9 virgülümü de koyuyorum. Demek ki 9999 da benim 4 basamaklı en büyük sayım. Bunu bu şekilde sürdürebiliriz çocuklar. 5 basamaklı, 6 basamaklı, 5'ler için 7, 8, 9 basamaklıya kadar devam ettirebiliriz. Yani en küçüğü oluştururken en büyük basamağı 1, yanına sıfırları yazıyoruz. En büyüğünü bulmak istediğimizde de hepsine 9 yazıyoruz. Şimdi burada bir şeye daha dikkat etmenizi isterim. Mutlaka bu sayıları oluştururken ne yaptım ben? Önce kaç basamak diyorsa o kadar çizgi çizdim.
bunları çizmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Çünkü sayılar büyüdükçe karışıklık olma ihtimali artabilir. Bugünlük bu kadar çocuklar. Bundan sonra ardışık sayılar da var aslında ama onu diğer derse bırakmaya karar verdim. Daha sonra doğal sayılarda basamak ve bölüklere geçeceğiz. Geçen yıldan zaten her iki sınıfta biliyor. Dörtlerin konusunda iki tane bölük olacak sadece. Birler ve binler bölüğü. Beşlerde ise üç tane bölük olacak. Birler, binler ve milyonlar bölüğü. Buradan sonrası o yüzden ayrılacak. Bunları lütfen çalışırken kalem kağıdınız olsun. Hatta videoyu izledikten sonra tekrar açabilirsiniz veya izlerken durdurup bu örnekleri yazarsanız daha faydalı olacaktır. Uzun bir ara verdik. O yüzden eğitimden lütfen kopmayın. Bizim sizlere, sizin bizlere ihtiyacınız var biliyorum. İnşallah bunlar işinize yarar. Sevgiyle kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.